Evet, bir de burada şöyle bir anlatım var. Yani kavmi Nuh, yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi sanki şöyle bir düşünceye düştüler diyor. Biz hak isek eğer, Nuh Aleyhisselam bizi çağırıyor. Kendi tarafına, kendi safına, kendi düşüncesine çağırıyor. Düşündüler şimdi, biz doğru muyuz? Doğruysak niye bırakalım gidelim zaten yolumuzu? Yanlış isek dediler, biz 900 senedir bu adama zulmediyoruz. Bu adamın yanlış olduğunu söylüyoruz, 950 sene. O zaman bu kadar uzun asırlar boyunca zulmettiğimiz, yanlıştır dediğimiz bir adamın safına geçsek bile bizi kabul etmezler ki. Böyle bir düşünceye geldiler yani. Nasıl bizi kabul edecekler ya? Asırlardır yani biz bu adamın yanlış olduğunu, hatta dövüyoruz bunu, boğuyoruz bunu, öldü diye bırakıp gidiyoruz bunu. Bütün çocuklarımıza dalga geçtiriyoruz. Her önümüze geldiği zaman gülüyoruz buna. Böyle asırlar geçti. Biz bunun safına girsek de bizi kabul etmezler ki düşüncesine gelmişti onlar. Onlara cevaben Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Diyor ki siz eğer istiğfar edip Rabbinizin huzuruna, kapısına gelirseniz Allah Subhanahu ve Teala ikramını size gönderir ve sizi kabul eder. Kabul etmesinin ifadesini de Rabbimiz burada göndereceği yağmur, yani dünyada vereceği nimetlerle burada ifade etti. Neden? Ahirette verilecek nimetler sonra olduğu için nefis sonra olana çok istekli olmuyor. Onun için Rabbimiz burada dünyada verecek. Dünyada vermesi de ahirette vermesinin bir garantisidir. İfadesiyle onların kalplerini celbetmek için dünyada vereceği rahmetlerle başladı anlatımına. Rahmetten kimse ümidini kesmesin. Ve kulun ibadetle meşgul olması, burada yine ayetin ifadesidir ki mağfirete gelirseniz göğün nimetleri de size açılacak ifadesi var burada. Kul taatla ibadetle meşgul olursa bu hayır kapılarının kendisine açılmasına vesile olur. Nasıl ki günahla uğraşırsa alemin harap kapıları, kahri ilahi kapıların açmasına vesile olduğu gibi. Yani huzursuzluk, sıkıntı, bunalım, eksiklik hissediyorsan kalbinde demek ki günahlardayız. Günahlarda isek bunlar olacak. Ne yapmamız lazım? Taata gelmemiz lazım. Huzur isteyen, Allah'ın hayır kapılarının kendisine açılmasını isteyen ne yapacak? Taata gelecek. Mesela bunu çok kapsamlı bir şekilde ele alabilir insan. Nasıl ele alacak? İş istediği gibi iş bulamıyor. Ne yapıyordun sen şimdiye kadar? 5 vakit namazımı kılıyordun. Demek ki yeterli değil. O hayır kapılarını daha açacak taata yapışmamışsın. Sen bunun üzerine biraz da zikir ehle. Zikir ekle. Salavat ekle. Sadaka ekle. Yani yapabildiğin neyse, ya da bir insana yardım et. Kömür mü taşıyor? Sen de bir el ver, onunla birlikte kömürüne yardım et. Odun mu taşıyor? Gerçi şimdi onlar pek kalmadı ama yani ne yapabiliyorsan. Ne yapabiliyorsan. Veyahut da evlenemiyor. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Kılman lazım işte. Taat kapısını açmadın ki hayrın kapısı sana açılsın. İbadet kapısını aç, taat kapısını aç, Allah'ın rahmet kapıları da sana açılsın. Bu ilahi nizam bu şekilde yani. Ve şöyle bir şey de söylenmiş ki, Nuh Aleyhisselam bu ayetin tefsirinde yine. Nuh Aleyhisselam kavmini defalarca Allah'a davet edip, onlar da inkar edip gelmeyince Rabbimiz Sübhanehu ve Teala yağmuru onlardan kesti. Kadınların da bir rivayette 40, bir rivayette 70 sene kısır bıraktı. Onun üstüne eğer onlar tevbe eder, Rablerine dönerlerse yağmursuz kaldılar yıllardır. Allah onlara tekrar yağmur kapılarını açacak, rahmet kapılarını açacak. Gökten inen yağmurun verdiği bereketle insanın evlat sahibi olması da birbirine benzetilerekten her iki türlü bereketi de size ikram edecek ifadesi vardır bu ayet-i kerimede. وَيُمْدِدْكُمْ Zaten devamında emmal ve çocuklardan devam edecek. وَيُمْدِدْكُمْ Size verir, ulaştırır sizi. بِاَمْوَالٍ Mallara ve benine çocuklara. Mallarınız da çok olur, çocuklarınız da çok olur. Kuvvetlendirir sizi yani. Zayıflıktan kurtarır sizi. وَيَجْعَلْ لَكُمْ Size kılar cennatin. Ağaçlarla, meyvelerle dolu bahçeler. Besatin. وَاَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Nehirler akıtır. Nerede kaldı kurak topraklar? Gökten öyle bir yağmur indirir ki etrafta dereler, nehirler oluşur diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Yeter ki siz bak, bu müthiş bir rahmet kapısı açıyor yani burada. Bak, ibadete gelin demiyor Rabbimiz. Zaten bunlar asırlardır ibadet yapmamışlar. Asırlardır peygamberler nankör ve asi olmuşlar. Yeter ki hatanızı anlayıp Rabbinizden affınızı dileyin. Bunu istiyor Allah-u Teala.
Celaluhu. Yani rotayı değiştirin sadece diyor yani. Bu taraf şeytanın tarafı. Anlayın onun yanlış olduğunu. Şimdiye kadar yanlış yolda gittiğinizi anlayın. Dönün, Rabbinize doğru dönün. Ve ondan af dinleyin. Şimdiye kadar yanlışa gittik diye yani. Sonra her şey önünüze açılacak.